Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bizler bir önceki bina dersimizde rubai mezit fiilleri işlemiştik. Rubai mezitli fiiller 3 baptı. Bu dersimizde de rubai mezitlere mülhak babları inşallah işleyeceğiz. Bismillah diyelim, okumaya başlayalım. El mulhaku tedahrace. Tedahrace mülhak olanlar. Ve hamsetun 5 bab lil mulhaki mülhak içindir, tedahrece tedahreceye 5 bab tedahreceye mülhak olanlar içindir. El babul evvelu, birinci bab. Tefa'lele yetefa'lelu tefa'lulen babı. Mevzunuhu, onun veznine karşılık gelen, yani bu birinci babın veznine karşılık gelen, tecelbebe, yetecelbebu, tecelbuben. Şimdi kardeşlerim, tecelbebe fiili aslen bize tanıdık geliyor. Nereden? Rubai mücerrede mülhak olan bablardan. Rubai mücerrede mülhak olan bablardan. Aslen celbebe fiili dehraceye mülhaktı. Peki celbebe fiili aslı 4 harfli olan bir fiil mi? Hayır. Eğer aslı 4 harfli olan bir fiil olsaydı, başına T harfinin ziyade olmasıyla kendi başına rubai mezit olacaktı. Ama bakın, dikkat edin. Tecelbebe fiili rubai mezide mülhak, dahil edilmiş. Dahil edilmiş. Ona benzediği için ona katılmış. Şimdi kardeşler, celbebe fiilin aslı celebedir. Celebe. Celebe fiili. Celebe fiili. Sonuna bir ba harfinin daha eklenmesiyle celbebe olmuştur. Ve celbebe fiili de, celbebe fiili de masları benzediği için dehrece babına mülhaktır. Celbebe fiilinin başına bir T harfi de gelince, bir T harfini de gelince tecelbebe olmuştur ve bu şekilde olunca da tedehrece babına mülhak olmuş oluyor. Evet. Elbabul evvelu, birinci bab. Tedahraceye 5 tane mülhak bab vardır. Bu 5 mülhakın birincisi tefa'lele babı. Tefa'lele yetefa'lelu tefa'lulen mevzunuhu tecelbebe yetecelbebu tecelbuben. Tecelbebe mana gömlek giydi demek. Yetecelbebu gömlek giyiyor. Tecelbuben gömlek giymek manasındadır. Şimdi kardeşler, burada aslen mutavat manası var. Cümle içerisinde dahi manasını anlayacaksınız inşallah. Ve alametuhu, onun alameti en yekün olmasıdır. Madihi mazisinin, fiil-i madi kalıbının olmasıdır. Ala üzerine hamseti harfin, 5 harf üzerine olmasıdır. Bi ziyadeti ta'yı, bir ta'nın ziyade olmasıyla fi evveli evvelinde. Evvelinde bir ta'nın ziyade olmasıyla, bir de ve harfin ahara, başka bir harfin ziyade olmasıyla, min cinsi lami fi'li, lamel fiili cinsinden başka bir harfin, başka bir harfin ziyade olmasıyla fi ahiri, sonunda. Sonunda lamel fiili cinsinden bir harfin ziyade olmasıyla ve başında bir ta harfinin ziyade olmasıyla madisi 5 harf üzere olmasıdır bu babın alameti. Şimdi kardeşler, dikkat edin. Eğer tecelbebe direkt olarak rübai mezit olmuş olsaydı, söyleyecekti ki başına bir tane ziyade olmasıyla madisinin 5 harf üzeri olmasıdır. Ama hayır, dikkat edin. Sonuna da lamel fiili cinsinden başka bir harfin ziyade olduğunu söylüyor. Yani en sonunda bir B harfinin ziyade olduğunu söylüyor. Bu da bize tecelbebenin tedahrece mülhak olduğunu gösterir. Yani kendi başına rubai mezit değil de tedahrece mülhak olduğunun göstergesidir. Ve binauhu, onun binası. Yani bu babın ne işe yaradı? Lil mutavati, mutavat içindir. Mutavat manası neydi? Bir fiilin yapılması sonucunda onun eserinin ortaya çıkmasıydı. Onun eserinin hikaye edilmesi, anlatılmasıydı. Bakın, nehve örnek celbebe zeydun. Bu arada burada T harfi yazmış, bu yanlıştır. İlk burada celbebe olacak. Celbebe zeydun. Zeyd gömlek giydi.
فَتَجَلْبَبَ ذَٰلِكَ الْجِلْبَابُ Ve o cilbabı, o gömleği de ve bu gömleği de giymiş oldu. Bakın burada فَتَجَلْبَبَ kalıbı, yani onu giymiş oldu. Zeyd'in gömlek giymesinden sonraki işlemi hikaye etti bir nevi. Yani Zeyd'in gömlek giymesinin eseri ortaya çıkmış oldu. Celbebe Zeydun, bu arada şurada T harfi tekrar söylüyorum, yok. Eğer sizin kitaplarınızda da böyle bir hata varsa bunu düzeltebilirsiniz. Celbebe Zeydun, Zeyd gömlek giydi. Fetecelbebe zelikel cilbabu ve bu cilbabı da ve bu gömleği de giyinmiş oldu. Şimdi kardeşler bu arada burada el cilbab bir isimdir. Cilbab vücudu tamamıyla örten elbisenin ismi. Tamamıyla örten elbisenin ismi. Arapların boydan giydiği beyaz elbise. Bu elbiseye biz Türkçe'ye çevirirken gömlek diye çeviriyoruz. Aslen bizim bildiğimiz gömlek değil. O hani Türkiye'de olan o gömlekler değil. Boydan giyilen bir elbise. Tecelbebe celbebe Zeydun, Zeyd gömlek giydi. Fetecelbebe zelkel cilbabu ve o cilbabı, o gömleği ve bu gömleği de giyinmiş oldu. Elbabu ikinci bab. Tedahrece mülhak babların ikincisi. Tefevale yetefevalu tefevulen babı. Mevzunuhu bu babın mezine karşılık gelen tecevrabe yetecevrabu tecevruben. Tecevrabe yetecevrabu tecevruben. Tecevrabe de aynen bir önceki bab gibi mütavat. Mutavat manasındadır. Yani tecevrabe mana çorap giymiş oldu. Yani çorabı giyindi. Yetecevrabu çorabı giyiniyor. Tecevruben çorap giyinmek. Ve alametuhu onun alameti, bu babın alameti. En yekune olmasıdır. Madihi mazisinin, fiil madi kalıbının olmasıdır. Ala üzerine hamseti harfin, 5 harf üzerine olmasıdır. Bi ziyadeti ta'i, bir ta harfinin ziyade olmasıyla. Fi evveli evvelinde. Evvelinde bir ta harfinin ziyade olmasıyla. Bir de vel vavi, bir vav harfinin ziyade olmasıyla. Beynel fa'i vel ayni. Fa'ul fiil ve aynel fiili arasına bir vav harfinin, faul fiil ve aynel fiil arasına bir vav harfinin ziyade olmasıyla madisinin 5 harf üzerine olmasıdır bu babın alameti. Ve binauhu onun binası, bu babın ne işe yaradı? Eydan aynen, yani tıpkı bir önceki bab gibi lil mutavati mutavat içindir. Nehu örnek. Cevrap tuhu, ona çorap giydirdim. Fete cevrabı, o da çorabı giyinmiş oldu. Ben ona çorap giydirdim. Cevrap tuhu, ona çorap giydirdim. Fete cevrabı, o da giyinmiş oldu. Bu da aynen mutavat manasındadır. Bu arada kardeşler tekrardan dikkat edin. Tecevrabe fiili aslı cerabeydi. Bir vav harfi eklendi. Faal fil ve aynel fil arasında cevrabe oldu. Cevrabe olunca dehraceye mülhak olmuş oldu. Başına bir T harfi daha gelince tecevrabe olunca da tedahrace babına mülhak olmuş oldu. Elbâbu thâlisu, üçüncü bab. Tedahraceye mülhak olan üçüncü bab. Tefeyyâle yetefeyyâlu tefeyyûlen babı. Tefeyyâle yetefeyyâlu tefeyyûlen. Mevzûnuhu onun vezne karşılık gelen. Yani bu vezne, bu ölçüye karşılık gelen vezin fiil teşeytane, şeytanlaştı. Yeteşeytanu şeytanlaşıyor. Teşeytunen şeytanlaşmak manasındadır. Ve alametuhu onun alameti, yani bu babın alameti en yekün olmasıdır. Madihi mazisinin, yani fiili madi kalıbının olmasıdır. Ala üzerine hamseti ehrufin, 5 harf üzerine. 5 harf. Madisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Bi ziyadeti tayfi evveli. Evvelinde bir tanın ziyade olmasıyla. Bir de vel yay, bir ya harfinin ziyade olmasıyla. Bir ya harfinin ziyade olmasıyla. Beynel fay vel ayni. Faul fil ve aynel fil arasında. Faul fil ve aynel fil arasında. Bir yağının ziyade olmasıyla madisinin 5 harf üzere olmasıdır. Ve binau onun binası, bu babın binası ne işe yaradı? Lil lazimi fakat, sadece lazım mı fiil içindir. Yani bu bab tedahrece mülhak olan 3. bab sadece lazimi fiil için gelir. Müteaddi fiil için gelmez.
Nehu örnek teşeytane zeydun. Zeyd şeytanlaştı. Manası bu. Teşeytane zeydun. Zeyd şeytanlaştı. Şeytanlaşan kim? Zeyd. Şeytanlaşma fiili herhangi birine geçiyor mu? Geçmiyor. Bel bilakis veka fi nefsi. Kendi nefsinden vaka olduğu için teşeytane fiili lazimi fiildir. Kardeşler bura kadar yeterli olsun. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Biz bazen oluyor bir günkü dersimizde bir bab, iki bab veya üç bab daha fazla daha fazla okuyabiliyoruz. Sizler müfredat videosunda da söylediğim gibi bina kitabı ezberlenmesi gereken bir kitaptır. Bu kitabı gücünüz yettiği kadar ezberleyin. Yani her derste işlediğimiz babların hepsini işlemek zorunda değilsiniz. Yani mesela biz bu derste 3 bab birden işledik. Ha, eğer olur ki gücünüz yetemez, 3 babı bir günde ezberleyemezseniz bunu azaltabilirsiniz. Hani mesela kişi vardır bir günde bir bab ezberlemeye gücü yeter. Kişi vardır 2 bab ezberlemeye gücü yeter. Bunu gücünüzün yettiği nispetince yapabilirsiniz. El-Babur-Rabiu'da kalalım. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.